beklerdim. Çünkü maalesef hani işte o bildiğimiz seçim öncekisi tartışmalarda birçok insan protesto etti, gitmedi. Gitseydi CHP'nin aldığı %37,5 gibi oy oranı bence 40'ları falan bulurdu diye düşünüyorum. Evet. Evet, Ali Ertuğrul tekrar hattımızda. Buyurun Sayın Başkan. Günaydın Üstü Bey. Duyabiliyorsunuz değil mi bu evet, sefer? Evet, duyuyoruz. Süper, tamam. Şöyle, 31 Mart yerel seçimi Ürgüp'te bundan önceki seneler olduğu gibi gayet huzur içerisinde geçti. Ben ve diğer siyasi parti temsilcileri, ilçe seçim kurulu başkanımız Hakime Hanım gün içerisinde sandıkları ziyaret ettik. Gayet huzurlu geçti. Islak imza tutanaklarımızı aldık. Akşam oy sayımı yapıldı. 36 oy fark oldu. Görününce Milliyetçi Hareket Partisi ikinci olan parti tarafından ertesi gün ilçe seçim kuruluna bir müracaatta bulunuldu. İtiraz yapıldı. Bu itirazda birkaç tane enteresan gelişme oldu. Bir tanesi seçim güvenliğiyle ilgili bir oylama yapıldı. 7 kişilik ilçe seçim kurulunda 7-0 seçimin güvenliği yapıldı. Seçimin güvenliğiyle ilgili endişe olmadığına dair bir sonuç çıktı. Bu 7-0 içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin delegesi de var. İlçe seçim kurulunda yer alan delegesi de var. İlçe seçim kurulu dedi ki seçim gayet güvenli yapılmıştır. Biz de ıslak imza tutanaklarımız elimizdeydi. Sayımlar yapıldı, incelemeler bütün geçer sayıldı. 2-3 tane adliye içerisinde herkesin huzurunda açılan sandıkla ilgili tek tek sayımlar yapıldı. Islak imzalı tutanaklarla karşılaştırıldı ve herhangi bir fark olmadığı ortaya çıktı. Hatta geçersiz oylar sayılırken 6 oy bizde, 4 oyda MHP'de artış oldu. Yani bizim oy farkımız 36-38'e çıktı. İlçe seçim kurulunun lehimize karar vermesi üzerine burada da iki tane şey var. Seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin ilçe seçim kurulunda iki defa oylama yapıldı. Birinci oylamada 6-1 seçimler yenilenmesin kararı çıktı MHP'nin şerhiyle. Diğerinde AKP'de katıldı. 5-2 seçimler iptal edilmesin ve yenilenmesin kararı çıktı. Burada şöyle bir şey var. Usule uygun olmayan bazı durumlar gerekçesiyle. Usule uygun olmayan ne demek? Ya şimdi şöyle, devamında il seçim kuruluna şikayet yapıldı, itiraz yapıldı MHP tarafından. İl seçim kurulunun sonuç tutanağına baktım ben. Ya hukuki değil. Çünkü oy farkının az olması nedeniyle gibi bir gerekçe sunuyor ki bu hukuki bir gerekçe olamaz. Şimdi bu bir demokrasi, bu bir seçim. Bir oy bile ama olsa. Hatırlayacaksınız. 2019 İstanbul seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 13 bin oyla kimse kazandım demesin demişti. Seçim kazandım demesin demişti. Ve 13 bin oyla seçim kazanılmaz diye seçim iptal edildi. Evet, ya biz kararın hukuki olmadığını düşünüyoruz, siyasi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu konuda müdahaleyi ya Ürgüp'lü olmayan dışarıdan bazı siyasiler destekliyorlar. Çünkü Ürgüp Nevşehir'in en büyük ilçesi. Burada anladığım kadarıyla ikinci olmayı hazmedemediler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak Yüksek Seçim Kurulu'na itirazımızda bulunduk. Seçimin iptali, yenilenmesi kararının adil olmadığı savıyla bugün ya da yarın tahmin ediyoruz bir sonuç gelecektir diye bekliyoruz. Ama onların kararı yani iptal kararında Yüksek Seçim Kurulu'na gitti mi? Gitti. Biz itiraz yaptık. O Nevşehir İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar hukuki değil, siyasidir diye. Evet. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını bekliyoruz. Evet. Yüksek Mahkeme'nin kararını bekliyoruz. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi Ürgüp Teşkilatı olarak bu işten haksızlıktan, adaletsizlikten bilendik. Dün arkadaşlarımla tekrar toplantı yaptık. Olur da Yüksek Seçim Kurulu yine seçimin iptali, yenilenmesi kararı alırsa iki kat enerjiyle çalışma şeyinde azimliyiz, evet, istekliyiz. Evet. Hüsnü, soracağın bir şey var mı Sayın Başkan'a? Yok be, yani ne zaman karar vermesi gerekiyor Yüksek Seçim Kurulu'nun? Belli bir süre bugün, var mı? Bugün akşama kadar vermesi gerekiyor. Bugün gün içinde alırız diye bekliyorum. Şeyi de söyleyeyim, ben eski Zürich Sigorta'nın, TEP Sigorta'nın genel müdürüyüm. Siyasette 5,5 aydır varım. 34 yıldır profesyonel olarak, genel müdür olarak çalışıyorum. Ürgüplüyüm, Ürgüp'e hizmet etmek için buraya geldim. Biz de Hüsnü Bey'in bahsettiği gibi az evvel seçimde, kampanya döneminde özellikle Ürgüplü kadınlara ulaşmayı hedefledik. Kişiye özel takvimler verdik, korolar getirdik. Bizim meclis asil listemizin Kapadokya bölgesinde, belki de İç Anadolu bölgesinde farklı olarak 13 kişinin 6 tanesi kadın belirlendi. Yani biz tam bir
ne diyelim, modern sosyal demokrat bir partinin yapması gerektiği gibi bir liste oluşturduk. Ki, Yüksek Seçim Kurulu adil bir karar vereceğine inanıyoruz. Evet. Ürgüp turizm açısından da çok çok önemli bir beldemiz. Oradaki belediyenin çok önemli bir belediye aslında Ürgüp Belediyesi. Türk turizm açısından da çok katkıları olan bir ilçe. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sonucun hukuka uygun, adalete uygun şekilde gerçekleşmesini diliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet Hüsnü, bir de tabii Van olayı da var. Van olayı bayağı büyüme eğilimi de gösteriyordu. İllere yayılmaya başlamıştı, çevre illere falan. Yani göz göre göre bir seçimin seçilen adayın elinden başkanlığını almak gibi bir şeydi. Yani gasp mı diyelim buna, hırsızlık mı diyelim, yani nasıl açıklamak mümkün bunu? Ya tabii hani o Van'daki olay biraz farklı. Yani daha çok Güneydoğu'daki bütün illerle ilgili olarak genel bir yaklaşım söz konusu olduğu için Van'daki hikaye biliyorsun daha önce hani bu kayyum meselesi daha henüz hafızalardan silinmediği için herkes böyle bir beklenti içindeydi. Dolayısıyla hani Van'daki olay bu şekilde gelişince doğal olarak ya dışarıda da yani yurt dışındaki kamuoyunda da medyada da daha işte bakın biz size söylemiştik işte iktidar kayyum atamaya hazırlanıyor falan şeklinde algılandı, yorumlandı. Hayır, onu bile beklemiyorlar. Umarım öyle gelişmez. Onu bile beklemiyorlar. Gelişmez.